İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın 13 Eylül'de Azerbaycan'ın başlattığı büyük çaplı saldırıya ilişkin mesajı. Batı Ermenistan'daki Dersim'in tarihi alanları ve yapıları tescille korunup turizme kazandırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Aliyevi askeri operasyonları durdurmaya çağırdı. Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki duruma ilişkin NATO açıklaması. Lemkinatlı Soykırımı Önleme Enstitüsü Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına yönelik saldırısını kınadı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısının El Cezire'ye verdiği röportaj. Bu Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler üyesi olan egemen bir ülkeye açık bir saldırısıdır. Yeni Araks, Ermeni diasporasının bilinmeyen mucizesi. Baroness Caroline Cox, bu korkunç eylemler Azerbaycan'ın soykırım politikasını yansıtmaktadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, savaş halinin yeniden başlaması nedeniyle bugün zor durumda olduğumuzu belirten bir açıklama yaparak şehit düşen askerlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti. Devlet Başkanı Abrahamyan'a göre askerlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi dikkat çekicidir. Çünkü düşman geri çekildi ve şu anda geçici ateşkesin ardından sükunet hakim. Azerbaycan'ın askeri operasyonları Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen toprakları yönünde 27 Eylül 2020'de başladı ve uluslararası anlaşmaları ihlal ederek bugün de devam ediyor. Bundan Azerbaycan'ın Ermeni anavatanımıza ve Ermenilere olan iştahı ortaya çıkıyor. Batı Ermenistan uluslararası platformlarda Azerbaycan'ın kışkırtıcı eylemleri hakkında bilgi aktarmaya ve nihayet uluslararası toplumun kınamasını ve net eylemlerin uygulanmasını sağlamak için çalışıyor. Batı Ermenistan'ın Dersim'de tarihe ışık tutan kale, çeşme, kilise, mezar ve köprü gibi kültür varlıkları tescille korunup turizme kazandırılıyor. Haftanın belirli günleri araziye çıkan ekipler tarihi eserlerin yerini tespit etmek amacıyla dağ, orman ve vadileri karış karış geziyor. Ekipler bugüne kadar yaptıkları keşif çalışmalarıyla aralarında çeşme, kilise, köprü, kale ve mezarların bulunduğu 150 tarihi alan ve yapıyı taşınmaz kültür varlığı olarak tescil ettirdi. Binlerce yıllık tarihin izini taşıyan ve korumaya alınan eserler günübirlik turlarla kente gelen turist kafilelerinin de gezi rotasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı başlatılan askeri operasyonları durdurmaya çağırdı. Sözcü, Dışişleri Bakanı Blinken'in gece Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştüğünü ve Ermeni topraklarının bombalanması da dahil olmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki askeri operasyonlardan duyduğu derin endişeyi dile getirdiğini söyledi. Sözcü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Aliyev'i askeri operasyonları durdurmaya çağırdı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonların derhal durdurulmasını ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesini istediğini vurguladı ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreterinin siyasi işler ve güvenlik politikasından sorumlu yardımcısı, Genel Sekreterin Kafkaslar ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Colomina, Bakü'nün Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırında başlattığı saldırganlığa yanıt verdi. Colomina, Twitter'de Ermenistan Cumhuriyeti yerleşim yerlerine ve içindeki sivil yapıya yönelik saldırılar da dahil olmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki saldırılar konusunda çok endişeliyim. NATO, düşmanlıkların derhal durdurulması ve acilen gerilimi düşürme çağrısında bulunuyor, dedi. Lemkinatlı Soykırım Önleme Enstitüsü 13 Eylül'de Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına düzenlediği saldırıyı kınadı. Bu kınama enstitünün Twitter sayfasındaki gönderilerinde belirtildi.
Lemkin adlı soykırımı önleme enstitüsü şunları yazdı. Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne ve Ermeni halkına karşı yürüttüğü savaş saldırısını kınıyoruz. Ateşkes anlaşmalarına rağmen Azerbaycan hükümetinin genel söylemi Ermeni kimliğini ve topraklarını yok etme niyetinin devam ettiğini gösteriyor. Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarının devam eden bombalanması bir savaş suçudur ve dünya tarafından kınanmalıdır. Açıklamada ayrıca NATO, Rusya ve İran'ın Ermeni halkına karşı devam eden soykırım eylemlerini durdurması için Azerbaycan ve Türkiye'ye baskı yapması gerektiği de belirtildi. Gönderide, dünya bir kez daha kenara çekilip Ermenilerin yok edilmesine izin veremez. Dünya, Azerbaycan'ı izole ederek ve yaptırım uygulayarak Ermenilere yönelik soykırım Armenosidi önlemek için acil adımlar atmalıdır yazısı yer aldı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahe Gevorkyan, Al Cezire TV'nin İngilizce bölümüne verdiği röportajda Azerbaycan'ın başlattığı saldırganlığın egemen bir ülkeye, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeye saldırı olduğunu açıkça vurguladı. Armen Press'e göre röportajda Gevorkyan özellikle şunları kaydetti. Bugün gece yarısı yaşananlar Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti sınırında ve Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında başlattığı geniş çaplı bir askeri saldırıdır. Azerbaycan ateşkesi sadece sınır boyunca ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda Ermenistan Cumhuriyeti içindeki Ermeni mevzilerini ve sivil altyapıyı da hedef alıyor. Bu egemen bir ülkeye açık bir saldırıdır. Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeye açık bir saldırıdır. 26 Kasım tarihli üçlü açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın güvenliği sağlanması, sınırdaki gerilimi azaltacak adımlar atması gerektiği açıkça vurgulandı. Lakin Azerbaycan bu üçlü açıklamayı uygulamayı reddediyor. Diasporadaki Ermenileri bile İtalya'nın güneyinde küçük bir yerleşim yeri olan Nur Araks'ı çok az tanıyor. Aynı zamanda sakinleri de İtalya'nın yaşamına damgasını vurmuş durumda. Yaklaşık 80 kişiden oluşan ilk yerleşimciler, Batı Ermenistan'ın evladı şair Hrant Nazaryans'ın çabalarıyla Kızılaç mülteci kampından 1924 yılında İtalya'nın Bari kentine geldi. Ermeniler önce Bari'deki keçe fabrikasına yerleştirildiler. Orada onlara halı yapmak için yün işleme aletleri ve dokuma tezgahları verildi. Bir süre sonra halılar etkili müşterilerin dikkatini çekti. Birkaç yıl sonra mülteci olarak gelen ve her şeylerini kaybeden Ermeniler İtalyanlara zanaatlarını öğretmeye, onlara iş vermeye başladılar. Birincisi New Araks'ta, ikincisi Fiore'deki San Giovanni'de ve üçüncüsü Brindisi eyaletinin Oria kentinde olmak üzere 3 halı dokuma okulu kuruldu. Bugün New Araks'taki evlerinin sahibi olan birkaç Ermeni aile burayı hem İtalyanlar hem de Ermeni diasporası için bir anma ve gezi yeri yapmak istiyor. Her ne kadar garip olsa da yurt dışındaki Ermeniler Nur Araks yerleşimi hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorlar. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Parlamentosu Lordlar Kamarası üyesi Baroness Caroline Cox gerçekleştirdiği basın açıklamasında Azerbaycan kuvvetlerinin Ermenistan Cumhuriyeti yönündeki saldırısına atıfta bulundu. Baroness Caroline Cox, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına yeni vahşi saldırılar başlattığını vurguladı. Baroness Cox, Azerbaycan sadece askeri tesislere değil, aynı zamanda topluluklara ve sivil altyapıya da saldırıyor. Bu korkunç eylemler Azerbaycan'ın savaş suçlarının cezasız kalmasını izledi ve soykırım politikasını yansıtıyor ifadesini kullandı. Baroness Caroline Cox ardından Azerbaycan'ın barış niyetinin olmadığının açık olduğunu ve Büyük Britanya'da dahil olmak üzere uluslararası toplumun Azerbaycan'ı kınaması ve onu savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulmasına acilen ihtiyaç var dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vartuy Haçatıryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Çidesneya adlı eseri sunuyoruz. Açibabi,
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.